Otokar bildiğiniz gibi 5 kıtada 60'tan fazla ülkede fikri mülkiyet hakları kendisine olan araçlar üreterek faaliyet göstermekte. Türkiye'nin otomotivdeki en önemli oyuncularından bir tanesi. Son 6 yıldır Türkiye'de 25 kişi ve üzeri, 25 yolcu ve üzeri taşımacılık pazarında en çok tercih edilen marka. Bu başarının arkasında Otokar'ın köklü tarihi, attığı adımlar, değişime adaptasyon hızı, Ar-Ge konusundaki durmak bilmeyen faaliyetleri bu başarının en büyük etkenlerinden bir tanesi. 2015 yılına baktığımızda demin de söylediğim gibi Otokar 25 kişi ve üzeri pazarın lideri, 6 yıldır üst üste lideri. Otokar pazardaki konumunu günden güne daha da kuvvetlendirmekte ve daha da güçlendirmekte. 2015 yılı finansal sonuçlarına baktığımızda bir önceki yıla göre %16'lık bir ciro artışıyla 2015 yılını 1.4 milyar TL olarak tamamladık. Pardon. Geçen yıl ihracatımızda da ciddi artışlar oldu. Bir önceki yıla göre ihracatımızı %77 oranında cirosal olarak artırarak yurt içindeki yakaladığımız ivmeyi yurt dışında da devam ettirdik. 2015 sonu itibariyle Otokar'ın toplam ihracatının cirosundaki payı %29'lara ulaştı. Otokar, demin de söylediğim gibi Ar-Ge faaliyetlerine çok fazla önem veren bir firma. Türkiye'deki en köklü Ar-Ge merkezlerinden bir tanesine sahip. Otokar'ın son 10 yılda Ar-Ge'ye yaptığı harcama 310 milyon TL civarında. Bunu da müşterilerimizin istekleri doğrultusunda yeni araçlar üretmek, yeni araçlar geliştirmek amacıyla harcıyoruz. Ar-Ge merkezimiz, Ar-Ge merkezimizdeki bulunan laboratuvarlarımız artık hem Türkiye'de hem de yurt dışında akredite konuma geldi. Yani ürettiğimiz araçları, üreteceğimiz araçları tip onay belgelerini almak için ya da akredite edebilmek için yurt dışındaki laboratuvarlara gitmeye gerek kalmadı. Bunların birçoğunu kendi Ar-Ge merkezimizdeki laboratuvarlarda yapıyoruz. Akredite ediyoruz. Hatta bu laboratuvarlarımızda hem yurt dışı, yurt içindeki üreticilere hem de yurt dışındaki üreticilere hizmet verebiliyoruz. Böylelikle Türk sanayisine çok ciddi de katkıda bulunuyoruz. Türkiye'deki diğer üreticilerin de işlerini kolaylaştırıyoruz. Tasarım güçlerine destek veriyoruz. Ar-Ge yapımız sayesinde toplamda bugüne kadar 246 adet patent ve faydalı modelin sahibi olmuş durumdayız. Geçtiğimiz yıl 68 adet patent başvurusuyla Türk Patent Enstitüsü tarafından da ödüllendirilmeye layık görüldük. Ve Ar-Ge alanında Türkiye'nin en çok patent başvurusu yapan 5. firması olduk. Ki bu Otokar için gerçekten çok sevindirici bir olay. Otomotiv sektörü için de çok sevindirici bir olay. Ar-Ge'miz sayesinde Türkiye'de ilklerini yaptık. 1963 yılından bu yana hep ilkleri yapan şirketimiz, biliyorsunuz Türkiye'nin ilk şehirler arası otobüsünü yapmakla başladı bu yolculuğuna. Daha sonra Türkiye'nin ilk küçük otobüsünü yaptık. Durmadık, alternatif yakıtlarla çalışmaya başladık. Türkiye'nin ilk hibrit otobüsünü ta 2007 yılında yaptık. Baktığımız zaman bugüne ciddi arada süre geçmiş. Türkiye'nin ilk orta boydaki doğalgazlı otobüsünü yaptık. Aynı zamanda daha 4 sene önce yine Busworld'de bu fuarda lansmanını yaptığımız Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsünü yaptık.
Dolayısıyla Otokar Ar-Ge faaliyetleri sayesinde Türkiye'nin ilklerini yapmaya devam edecek. Değerli konuklar, biliyorsunuz otomotiv ilerlerken otomotivdeki standartlar da ilerliyor, teknoloji gelişiyor ve biz de bu standartlara ayak uydurmak zorundayız. Avrupa ile olan uyum anlaşmalarımız nedeniyle Türkiye 2016 Ocak ayından itibaren Euro 6 motorlu araçların üretimine başladı. Bu doğrultuda yapılması gereken her şey Ar-Ge sayesinde yapıldı ve bugün burada Euro 6 motorlu araçlarımızı da sergilemeye başladı. Zaten geçtiğimiz yıl Avrupa'ya sevk ettiğimiz, sattığımız araçlarımız da hepsi Euro 6 motorluydu. Dolayısıyla biz Euro 6 motora geçtiğimiz yıldan bu yana hazırız. Çünkü Avrupa'ya zaten bir yıldır Euro 6 motorlu araçları sevk ediyoruz. Otokar olarak geleceğin otobüslerini yapma konusunda da çalışmalarımız devam etmekte. Bu yıl başından itibaren devreye alınan bir takım çalışmalar var emniyetle ilgili. Bunlardan bir tanesi acil durum fren sistemi ve şerit değiştirme ikaz sistemi. Bu emniyet tedbirleri geçtiğimiz yıllarda otomobillerde devreye alınmıştı Avrupa'da. Şimdi bu senede otobüslerde, daha büyük taşıtlarda mecbur hale geldi. Biz de bunlarla ilgili çalışmalarımızı yaptık ve 2016 Ocak ayından itibaren bunlara da hazır olduk. Bu yeni emniyet güvenlik tedbirlerine. Servis otobüslerinde, turizm otobüslerinde 2016 yılından itibaren mecbur hale gelmiş durumda. Tüm araçlarda bu özelliklerin olması gerekiyor kendi bulundukları segmentlere göre. Bu acil frenleme sistemi çok önemli. Kazaları azaltacak, kazalardaki ölüm seviyesini azaltacak bir güvenlik sistemi. Bu sistem iki farklı seviyeden oluşuyor. Birinci seviyesi şu anda devreye girdi. İkinci seviyesi de 2018 yılından itibaren devreye girecek. Biz yaptığımız testlerde ikinci seviyesinin de onayını almış vaziyetteyiz. Yani biz daha bugünden Ar-Ge'miz sayesinde 2018 yılında devreye girecek ikinci seviyeye de ulaşmış vaziyetteyiz. Bunun da belgelerini almış vaziyetteyiz. Türkiye otobüs pazarına geldiğimizde demin de söylediğim gibi 2018 yılında neler yaptığımızdan bir parça bahsetmek istiyorum. 2015 yılında. 2015 yılının ilk yarısı biliyorsunuz pazar oldukça durgun geçti. Ancak pazarın ikinci yarısındaki hareketlilik neticesinde pazarda çok ciddi bir anda talep oluştu. 35 kişi ve üzeri büyük otobüs segmentinde pazarda son 3 ayda %47'lik bir artışla karşılaştık. Küçük otobüs segmenti büyük otobüs segmenti kadar büyümedi ama o da %10 seviyelerinde büyüdü. İhracata baktığımız zaman toplam otobüs ihracatı geçtiğimiz yıl %23 arttı. Ancak küçük otobüs segmentinde maalesef küçülme oldu. %46 seviyesinde ihracatımızda bir azalma oldu. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de 550 bin araç üretildi. 550 binin üzerinde araç üretildi. Bizim içinde bulunduğumuz tüm otobüs segmentinde de 16 bin araç üretildi. Yani 550 bin 16 bin tanesi otobüs segmentinde 25 ve üzeri yolcu kapasite sahip araçlardan oluşuyor. Otokar olarak biz geçtiğimiz yıl 3531 adetlik otobüs üretimi gerçekleştirdik. Küçük ve büyük otobüs olarak. Ve Türkiye'de geçtiğimiz yıl iki tane liderliğe imza attı. Bir tanesi demin de söylediğim gibi 6. kez Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs ünvanımızı devam ettirdik. Diğeri de 2015 yılında Türkiye'nin
küçük otobüs ihracat lideri konumuna geldik. Bu bizim için bir ilkti. Bu bakımdan da oldukça gurur duyuyoruz. Türkiye'de satılan her 3 otobüsten bir tanesi otokar markası oldu 2015 yılında. Küçük otobüste bu başarıdan dolayı gurur duymaktayız. İhracata geldiğimiz zaman iç pazarda yakaladığımız başarıyı ihracatta da sürdürdük. Yıllardır çalıştığımız Avrupa pazarındaki çalışmalarımızın meyvelerini toplamaya başladık. Biliyorsunuz biz 2011 yılında Otokar Avrupa'yı kurduk. Bundaki amacımız da Avrupalı müşterilerimize biraz daha yakın olabilmek, onların içinde olabilmekti. O amaçla Otokar Avrupa artık meyvelerini toplamaya başladı. Otobüs ihracatımız sadece Avrupa'da değil, tüm coğrafyalara yayılmaya başladı. Şu anda sadece otobüs olarak 45 ülkenin üzerinde araçlarımızı ihraç etmekteyiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracat lideri olduk ve Avrupa'daki şu andaki otobüs parkımız 3500 adetlerin üzerine çıkmış vaziyette. Gururla ifade etmek istiyorum ki 2015 yılında da Fransa'da en çok tercih edilen küçük otobüs markası oldu. Aynı zamanda sadece Fransa ile kalmadık. Almanya, Belçika, İspanya, İtalya gibi hedef pazarlarda da varlığımızı, satışlarımızı önemli ölçüde artırdık. Belçika pazarında varlığımızı bir önceki seneye göre 3 kat artırdık. İhracat yaptığımız ülkelerin her geçen gün sayısını artırmaktayız. Geçtiğimiz yıl bu pazarlara Malta ve Benin gibi ülkeleri de kattık. 2015 yılında bizim için en önemli ihracat pazarı Malta oldu. Biliyorsunuz Malta'ya çok ciddi bir araç satışı gerçekleştirdik. Doruk otobüslerimizi Malta'ya sattık. Şu anda Malta adasının taşımacılığının büyük bir kısmı bizim Doruk otobüslerimizle yapılmakta. Buna ilave olarak kullanıcıların memnuniyetinden dolayı kent aracımızla ilgili de bir kontrat yaptık Malta'yla. Şu anda o araçların imalatı da devam ediyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde Malta Adası'nda sadece 9 metrelik Vectio araçlarımız değil, 12 metrelik sağdan direksiyonlu kent araçlarımızı da ihraç edeceğiz. Tabii buradaki en büyük gurur şu, Malta ihracatı Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu sağdan direksiyonlu en büyük ihracatı. Yani burada da bir ilke imza atmış olduk. İnşallah 12 metrelik sağdan direksiyonlu otobüslerimizde de değişik pazarlara açılma imkanı yakalamışken orada da ilkler içine girmek istiyoruz. Tabii sağdan direksiyon bizim ufkumuzu bir parça daha geliştirdi. Çünkü dünyanın belli bir kısmında sağdan direksiyonlu otobüs kullanıyor. O tarafta da ürünümüz olması hem Türkiye sanayisi açısından hem de otokar açısından oldukça önemli. O pazarlarda da varlığımızı önümüzdeki dönemde artırmak için faaliyetlerimiz devam edecek. Yine sevindirici bir haber. Mesela ihracat yaptığımız ülkeler arasında Kuzey Afrika ülkeleri de var. Tunus bunlardan bir tanesi. Tunus şu anda bizim ihracat yaptığımız Avrupa pazarlarından Fransa ve İtalya'dan sonra üçüncü büyük pazarımız haline geldi. Bu da otokarın değişik coğrafyalardaki araç bulundurma, araç satma hedeflerini destekleyen en önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Türkiye'nin o küçük otobüs pazarındaki yakaladığımız bu başarıyı Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 2015 yılında küçük otobüs ihracatının yarısından fazlasını yapmakla da gurur duyar hale gelmiş durumdayız. 2016 yılına gelince 2016 yılının ilk çeyreğinde
25 kişi ve üzeri yolcu taşıyan otobüslerde 2015 yılında olduğu gibi liderliğimizi devam ettiriyoruz. En çok tercih edilen marka konumundayız. Türkiye'deki satılan her 3 otobüsten bir tanesi ilk 3 ayda yine otokar oldu. Bu varlığımızı önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bu nedenle de yolumuza bundan sonra otokar doğru karar mottosuyla devam etmek istiyoruz. Bu sene başındaki yaptığımız basın toplantılarında da bunu söylemiştik. Buzzword'e gelince, Buzzword'de hem şehir içi hem servis turizm segmentlerinde 7 metreden 18.75 santime kadar olan farklı uzunluk ve farklı yolcu kapasitesindeki araçlarımızı burada sizlerin görüşlerinize sunuyoruz. Türkiye'nin en geniş otobüs gamıyla otokar burada varlığını gösteriyor. Bu yıl Buzzword'de sergilediğimiz araçlarda toplu taşımada demin de söylediğim gibi Sultan City aracımız, Doruk Low Entry aracımız, Kent Low Floor aracımız ve Kent Körüklü aracımızı sergileme imkanı bulduk. Turizm tarafında da Sultan Mega, Engelsiz Sultan Maxi ve Doruk T araçlarımızı da sergiliyoruz. Bizim için bu fuardaki en önemli konulardan da bir tanesi fuarın yıldızı olan Kent Low Floor aracımızı sizlerle ilk defa tanıştırıyoruz. Kent Low Floor aracımız rakiplerine göre birçok üstünlüğe sahip. Türkiye'de üretilen 18.75 metrelik ilk otobüs. Bu otobüsümüzü geçtiğimiz yıl Avrupa'da Porsche fuarında Avrupalı müşterilerimize göstermiştik. Şimdi burada da Türk müşterilerimize gösterme imkanına sahip olduk. Boyutuyla diğer körüklü araçlara göre çok ciddi yolcu taşıma imkanlarına sahip, daha büyük kapasiteli, performansı çok daha yüksek. Kent Low Floor aracı, Kent Körüklü aracımız bundan sonra toplu taşımacıların hizmetine sunulmuş vaziyette. Yine gurur verici bir olay. Biz biliyorsunuz İzmir Belediyesi'nin açtığı, Esot'un açtığı 100 adetlik Kent Körüklü otobüs ihalesini kazandık. Kent buradaki gördüğünüz aracımızla. Ne tesadüftür ki bugün de şu anda arkadaşlarımız bu sözleşmenin, bu ihalenin şu anda sözleşmesini imzalıyorlar İzmir'de. Bu da bizim için çok gurur verici bir olay. İzmirlilere hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bundan sonra İzmir'de de Kent Körüklü aracımızla hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde biz İzmir'e hem 9 metre Doruk hem 12 metre Kent araçlarımızı da satmıştık. Körüklü aracımızı da oradaki ürün gamımıza yenisini de ekledik. Böylelikle İzmir'de de varlığımızı devam ettirip toplu taşımada en çok ikinci aracımızın olduğu şehir haline geldi İzmir'de. Biz biliyorsunuz İstanbul Belediyesi'ne İETT'ye 900 tane aracımızla 3 yıldır hizmet veriyoruz. Bu araçlarımız kendini İstanbul'da, İstanbul gibi bir metropolde çok yoğun trafiğin olduğu, çok fazla yolcunun olduğu bir yer, şehirde kendini kanıtlamış vaziyette. İETT de bu araçları başarıyla kullanmakta. Oralarda da bu hizmeti verirken servis ve satış sonrası hizmetleriyle birlikte bu araçlarımızı biz satmıştık. Orada da faaliyetlerimiz devam etmekte. Çok büyük tecrübeler kazandık. Servis hizmeti ve satış sonrası hizmeti vermekte. Bu tecrübelerimizi de İzmir'de önümüzdeki dönemde kullanacağız. Çünkü orada da servis ve satış sonrası da vermemiz gerekiyor. Kontratımız gereği.
Değerli konuklar, 2016 yılına gelince, 2016 yılında da hep Türkiye'deki liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin en çok tercih edilen markası olma hedefimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da Avrupa'daki mevcut pazarlarda gücümüzü, varlığımızı daha da artırmak en önemli hedeflerimiz arasında. 1963 yılından beri Türkiye'nin ilk şehirler arası otobüs üretimini yaparak başladığımız serüven bugün artık Türkiye'nin en çok tercih edilen markası ve en geniş ürün gamına sahip olan şirket konumuna geldik. Hem yurt içinde hem yurt dışında kullanıcıların, turizmcilerin, servisçilerin ve toplu taşımacıların en çok tercihi olma hedeflerimizi sürdüreceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.